Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamlar aleyküm kardeşlerim. Bugün sizler birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün bir şehir efsanesine dönüşen momentum var mıdır yok mudur vesairedir. Bunun arkadaşlar artık %100 olarak çözümünü ve olayın ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Bu videoda bunu konuşacağız. Yani artık insanlar birbirine ağlama, yok şöyle, yok böyle demeyi kesecekler arkadaşlar. Gerçekten de bu video benim uzun zamandır çekmek istediğim ve aradığım bir içerikti. E, dün de YouTube'da görür görmez hemen bu konuyla ilgili bir video yapmak istedim. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki FIFA gerçekten de özellikle arkadaşlarla oynadığınız zaman daha da kanser haline dönüşen bir şey. Çünkü yok sen şanslıydın, yok senin oyuncun dönüyordu, yok dönmüyordu, yok şöyle, yok böyle falan derken aslında di arkadaşlarını eğlenmeye çalışıyorken bile bir kavga ortamı yaratan maalesef enteresan bir oyun. Ve bu oyundaki arkadaşlar şans faktörünün artık ne kadar çok etkili olduğunu sizler de biliyorsunuz ki ve artık hani bu son senelerde profesyonel oyuncular tarafından da çok fazla dillendirilmeye başlandı ve hani bunu 7'den 70'e oyunu oynayan en kötü oyuncudan tutun en iyi oyuncuya kadar herkes şikayet ediyor. E bu kadar fazla şikayet varsa demek ki bu oyunda böyle bir şey vardır. Ha bir de şöyle tipler var işte oysa oynamayı bilmiyorsunuz ağlıyorsunuz diyen arkadaşlar var. Tabi onların hepsi tapyüzü yaptığı için değil mi arkadaşlar? Herkes çok iyi oynuyor zaten ve biz kötü oynuyoruz. Bir de öyle tipler var. Aslında bu video genel olarak herkese cevap niteliğinde bir video olacak. Ve bu arada içeriğimize tamamen başlamadan önce sizlere de bir müjde vermek istiyorum. Şu anda Xbox One platformunda FIFA 20'yi 260 TL'ye, PlayStation platformunda ise 320 TL'ye kadar bulabildim. Şu anda araştırmalarım devam ediyor. Store'daki bug'ları falan kullanarak sizlere FIFA 20'yi en ucuz nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bundan dolayı FIFA 20'yi almakta acele etmeyin arkadaşlar. Benim size tavsiyem benden haber beklemenizdir. Şimdi içeriğimize geri dönüyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki FIFA'daki bu olayına adı momentum scripting olarak geçiyor. Yani bunun kısacası nedir derseniz e, maçı dengeleme, e, aslında çoğu zaman dengelemeyi de aşıp maçı bir yerden bir yere verme olarak geçiyor. Yani kısacası oyunun maçın içine sıçması olarak da e, bunu söyleyebiliriz. Ne oluyor arkadaşlar? Siz iyi bir oyuncu olduğunuzu farz edin ve karşınızda sizden daha kötü bir oyuncu olduğunu farz edin veya size aynı seviyede oynayan bir oyuncunu farz edin veya sizden daha iyi oynayan birisi olduğunu farz edin. Bu koşulların üçünde de, de arkadaşlar oyun sizin maçınızı etki edebiliyor. Eğer ki rakibiniz sizden kötüyse arkadaşlar adamı sizin çok farklı yenmemenizi engellemek için ve adamın maçtan çıkmasını engellemek için maçı onun tarafına vermeye çalışıyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Sizin paslarınız daha hatalı gidiyor. Sizin oyuncularınız daha ağır koşuyor. Sizin oyuncularınız dönmüyor. Sizin oyuncularınızın vurduğu direkten dönüyor. Ama o ilk gelip bir tane vurduğu zaman gol oluyor. İkinci durumda yani iki oyuncunun da e, oynaması birbirine eşit olduğu zaman yani iki tane oyuncunun da klasman de maç yaptığını düşünelim. Bu tarz maçlarda arkadaşlar momentum gerçekten diğer maçlara göre daha az oluyor. Çünkü ortada çok fazla dengelenecek bir kısım olmuyor. Tabi bu maçlarda da oluyor olmuyor demiyorum ama oyundaki en az momentum olan maçlar oynayan iki oyuncunun arkadaşlar birbirine denk oldu maçlarda. Zaten bunu da bir, biraz sonra göstereceğim, gösterecek olduğum belgede de kanıtlıyız arkadaşlar. Yani demeye çalışayım şey. Siz normal online division rivals oynadığınız zaman ikiniz de, de mesela klasman 1'de oynayın. Gerçekten de o kadar fazla hissetmeyebilirsiniz. Ama bir klasman 1'deki oyuncuyla klasman 4'deki oyuncu oynayınca işte orada arkadaşlar şalterler atıyor. Şimdi derseniz arkadaşlar direkt dosyamızı incelemeye başlayalım. Evet sevgili dostlar ekranda görmüş olduğunuz gibi Amerika'nın arkadaşlar normal bildiğiniz bütün patentlerin tutulduğu bir yerde EA Sports'un arkadaşlar ee, Dynamic Difficulty Adjustment dediğimiz yani kısacası bizim Momentum Scripting dediğimiz olayla ilgili bir patent var. Yani bu artık hani EA Sports her zaman diyor da bizim oyunumuzda böyle bir şey yok. İşte yok Momentum yok vesaire falan. Bunu tamamen yalan olduğunu zaten ortaya çıkarıyor. Zaten buradaki ola, e, olan bilgilerden de sizler de girip bu patentin olup olmadığını teyit edebilirsiniz ki ben yani zaten bu videonun aşağısında bu belgeyi de bırakacağım sevgili dostlar. Bu belgede e, burada görmüş olduğunuz gibi flow chart'larla yani bu sistemin nasıl çalıştığına kadar hani en ince detayına kadar anlatan bir belge arkadaşlar. Yani oyunda var olan momentum arkadaşlar bütün kanıtları bu belgede var. Ben bu belgenin çoğunu okudum arkadaşlar tabii, tabii ki hepsini okuma gibi şansım olmadı okumaya da Okumayla gerek yok. Çoğunu biliyoruz. Şimdi burada sistemi nasıl çalıştığını anlatıyor arkadaşlar. Öncelikle çok önemli. E, maç yapan iki rakibe bir bakıyor maç yapan iki rakibin e, historical datasına bakıyor Ve bu historical data dediğimiz olay yani tarihine geçmişine baktığımız dediğim olay şöyle sadece FIFA 20 değil yani çoğu FIFA o hesap değil, FIFA 19 oynadım, FIFA 18 oynadım, FIFA 17 oynadım. Bunlara da bakıyor yani anladınız mı? Hani sizin oynamış olduğunuz o hesabın temel geçmişine bakıyor bunu hesaplarken. Temel geçmişten kasıt tabii ki geçen Foot Champions'te kaç win aldığınız, işte herhangi bir turnuva vesaire katıldığınız mı gibi bu tarz bilgilere de bakıyorlar arkadaşlar. Yani kısaca sizin hesabınızla ilgili her şeyinize, özgeçmişinize, her şeyinize bakıyorlar. Ve buna göre maçı hangisine daha çok yardım edeceklerini ölçüyorlar. Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada aslında her şeyi anlatıyor. Ee, burada neye göre belirlendi? Benim söylediğim her şey zaten burada İngilizce ve daha tabii ki de patent olduğu için daha detaylı bir şekilde anlatmak durumunda kalmışlar. Ee, burada aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar hani artık momentumu geçip oyundaki oyuncuların davranışları kısmına geliyor. Yani tamam hani kime göre neye göre verdiğini söylüyor ama hani buralarda da bu momentumun e, diyelim ki ilk tarafa vermeyi kabul etti oyun, o ilk tarafa ne tür etkileri yapıyor şimdi sizlere bunu anlatacağım. E, biliyorsunuz ki Oynadığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Diyelim ikinizde de e, aynı oyuncu var, ikinizde de Cristiano Ronaldo var. birinizin Ronaldo'su o maç yani arkadaş vurduğu giriyor, kafaya çıkıyor, ona vuruyor, çalım atıyor, önünde kalıyor falan değil mi? birinizin Ronaldo'su da ne oluyor? Hareket etmiyor, koşmuyor, araya kaçmıyor, vuramıyor, direkten dönüyor vesaire Şimdi bu burada yazan verileri ben size aktarıyorum arkadaşlar. Burada yazan veriler şunu söylüyor. Kimi e, kazandırmak istiyorsa oyun, onun oyuncularının responsiveness dediğimiz yani oyun oyuncuların tepkime hızı size göre çok daha fazla hızlı oluyor. Yani bu ne demek? Onun Messisi, onun Ronaldos'u, onun X oyuncusu senin oyuncuna göre daha diri. Senin oyuncuna göre daha hızlı, senin oyuncuna göre daha ne bileyim top çalması daha yüksek. Yani olan ratinginden yüksek oynatıyor ki sen o maçı kazanabilesin ve bu her zaman şöyle olmuyor arkadaşlar. Yani e, hani kötü oynanı kazandırayım değil. Bunun kendi içinde de bir sistem var. Örnek olarak Foot Champions 30 maçlık bir serüven değil mi? 30 maç boyunca siz oynuyorsunuz. Şimdi şöyle bir akıl mantık şey yaptığınız zaman profesyonel oyuncular kötü kadroyla ben 30 galibet alamam kendi ağızlarıyla söylüyorlar değil mi arkadaşlar? Burada da yazan bu zaten. Diyor ki bir oyuncunun oynamış olduğu oyuncuların kalitesi maça etki eder diyor. Yani bu ne demek? Senin iyi bir takımın varsa evet sen belki yine momentum yiyeceksin ama senin takımında prime gulit varsa karşıdaki adam ne kadar yükselirse yükselsin belki guliti geçemeyeceği için sen momentum olsa da o maçı kazanabiliyorsun. İşte iyi oyuncunun farkı burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten FIFA'nın kendi ayarlarında da var biliyorsunuz. Bir oyuncunun pası ne kadar artsın ne kadar azalsın bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve diyelim ki normalde pası 99 olan bir adamın pasını diyelim Oyun kısacak. Diyelim 99 olan bir adamın pasını kıstığın zaman 80 oluyorsa 80 olan bir adamın pasını kıstığın zaman 60 oluyor. Yani ne oluyor? Yüksek reytingli oyuncular, yüksek reytingli statslara sahip oyuncular momentum girse de size arkadaşlar daha fazla yardımcı oluyor. Zaten burada yazan kısımlarda tamamen bununla ilgili. Aynı zamanda ve burada yazan şeyde de şunu söylüyor. Hani biz diyoruz ya lan bu adam totsu 94 rating lan bununla oynuyorum bu 80 rating. Bunu da yazıyor arkadaşlar. Diyor ki bu momentumdan ayrı bu arada. Oyun içinde diyor her oyuncu yazan statsla oynamayacak diye bir şey yok diyor arkadaşlar. Yani tamamen buradan da aslında marketing olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunu zaten nereden anlayabileceğiniz de çok basit. Arkadaşlar 99 rating bir kart, e, oyunun zaten metasına aykırı bir kart. Yani 99 rating kartla oynadığınız zaman sizin karşısındaki rakibin içinden geçmeniz lazım. Yani şöyle düşünün. Totti Ronaldo'yu e, bu 82'lik stoperlerin falan yanından geçememesi lazım özellikle normal şartlarda. Ama ne oluyor? Bazı maçlarda onlar bile, onlar bile Ronaldo'yu ezebiliyor. Yani bu neden kaynaklı? Bu tamamen EA Sports'un politikasına kaynak. Zaten bu dosyayı dediğim gibi ben aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Buradan bütün detayları da okuyabilirsiniz. Ama burada benim en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu. Yani takımınızın iyi olmasının avantajını anlatan bir belge aslında. Yani e, hani buradan da zaten e-spor gibi oyunda böyle saçma sapan bir şey olması zaten bu oyun hiçbir zaman gelişemeyeceğini kanıtlıyor. Yani bu oyunda e-sporcu olmak isteyen falan arkadaşlar varsa hiç e, yani tavsiye etmiyorum. Gerek yok. Kendiniz boşunuza şey yapmayın arkadaşlar. Yani oyunda iyi para da vermiyorlar. O yüzden Boş boşun zamanını bununla harcamayın. Gidin adam gibi iş bulun çalışın yani. Benim kendi görüşüm bu şekilde. Ee, ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, çok fazla İngilizce şeyler var. Hani İngilizceniz pek yeterli değilse translate kullanarak da bunu okuyabilirsiniz. E, benim hani söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yani hani oyunda bu sonunda kanıtlandı. Bu EA Sports'un yıllardan beri gelen bir e, soru işaretiydi. Bir şey efsane haline dönüşmüştü artık. Kimse inanmıyordu falan. Ee, biz söyleyince de bize ağlıyorsun, öyle bir şey yok, sen oynamayı bilmiyorsun diyorlardı. İşte buradan da zaten bakabilirsiniz. Ee, şunu soracaksınız bana profesyonel oyuncular o zaman nasıl kazanıyor? Arkadaşlar profesyonel oyuncular zaten oyunun çoğu mekaniğine hakim. Yani e, ha hangi animasyonun oyuncunun nereye döneceğini, ne yapacağını bunları anlıyorlar. Çünkü adamlar bu işe kafa yoruyor yani haftada e, büyük büyük zamanlarını buna veriyorlar. Biz işe gidiyoruz, adamlar iş olarak da bunu oynuyor. Yani tabii ki onların bizden daha iyi oynaması mümkün. Ve şunu da unutmayın ki her pro player da bunu söyler. Rakip şans çok önemli yani e, bazı maçlarda gerçekten oyun proları da yardım ediyor Bazen bazı artılarda e, mesela çoğu pro player şunu söyler ben top 100 yapacaktım 29 29'um son maç gittim gold 1 oyuncusuna yenildim gold 2 oyuncusuna yenildim niye yenildim? çünkü momentum vardı o maçta yoksa normal şartlarda 29-0 yapan bir insanın gold 1 gold 2 adama yenilme gibi bir olay olamaz yani benim burada FIFA'ya katıldığım tek nokta şu e, oyunun başarılı olabilmesi için diyor her kesimde insanın bu oyunu sürekli oynama isteği olması lazım diyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Diyor ki, eğer biz momentum oyundan kaldırırsak iyi oynayan adam hep kazanır. Bu da neye yol açıyor işte? Fortnite'de olduğu gibi. Mesela Fortnite'in ilk başlarına çok rahat oynuyordunuz değil mi? Yani en basitinde öğrenme şeyiniz var. Şimdi oyuna bir giriyorsun herkes bu falan filan. Yani oyuna sonradan başlayan bir insan yakalayamıyor. Yani o seviyeyi yakalayamıyor. Eğer FIFA'da da diyor ki bu adam şans olmazsa iyi oynayanları hep kazanırsa biz kötü oynayanı kaybederiz diyor. E bunu dengelemek çok basit güzel kardeşim. O zaman Food Champions'in yanında bir tane daha oyun modu yapacaksın. Bu oyun moduna X galibiyet sınırı koyacaksın. Diyeceksin kardeşim bu kadar skill base olan insanlar buraya. Mesela bu senin işini kolaylaştırır. Şöyle yaparsın. Dersin ki Division klasman 1 ve klasman 2 arası şu Foot Champions serverında oynayacak. Şu şurada oynayacak diye ayırabilirsin. Yani illa herkesi böyle yani gold 3 bir adamı top e oynaması çok yanlış bir şey. Çünkü adamın zaten seviyesi iyi olsa zaten gold 3 olmaz. E, bundan dolayı buna da bir çözüm bulunabilir. Yani dedim ki bahane arkadaşlar herkes de vardır ama çözüm bulmak her zaman e, ilk seçim olmak zorunda. Dolayısıyla Esports'un buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Umarım da bulur arkadaşlar. E, dediğim gibi olaylar bu şekilde. E, i̇ki video önce Henry Yekur'la video yapmıştım arkadaşlar. Onu beğenmeyi, paylaşmayı ve yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde bu videoyu da desteklerinizi bekliyorum. Bu tarz haber videoları hoşunuza gidiyorsa bana yazabilirsiniz. FIFA Kariyer Modu ve FIFA Pro Club hakkındaki genellikler yenilikler videosu da önümüzdeki hafta yayında olacak. Çok soruyordunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Umarım video beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.